Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Zaten sizler sağ olun, öyle bir hoş geliyorsunuz ki Allah razı olsun. Ben bu videoyu çektiğimde abone sayımız 23.564 bakalım sabah kaç olacak? TFF Tahkim Kurulu Beşiktaş'ın Trabzonspor maçına yönelik kural hatası başvurusunu oy birliğiyle reddetti demiş. Ben e, bu konuda biraz şey kaldım ya. Fransız kaldım olaya. Tam olarak ne için başvurdular? İnan hiçbir bilgim yok. Hani zaten red çıkacağını biliyordum da o yüzden hiç umursamadım ama en serbest vuruştan gol mü oldu diyorlar. Ben beni aydınlatırsanız sevinirim arkadaşlar. Fenerbahçemizde de boş verin rakipleri. Fenerbahçemizde Bright Osay, Samuel ve Serdar Aziz takımla birlikte çalışmalara başlamış. Ee, perşembe itibariyle başladıkları için pazar günkü müsabakada herhangi bir aksilik olmazsa oynayabilecekler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ferdi Kadıoğlu Avrupa'nın 5 büyük liginde dakika başına rakip yarı sahada en çok top kazanan 4. sol bek olmuş. Hani Liverpool forması giyen Robertson'u falan geride bıraktı diyor da Liverpool forması giyen Robertson İngiltere Ligi'nde oynuyor. Verdi Kadıoğlu da çirkefli ile meşhur, skandallarıyla ünlü, hakem atamalarıyla dünyada yer edinen tahkim kurulunun tarafsız olmadığı kanıtlanan Türkiye Ligi'nde oynuyor. O yüzden çok fazla şey yapmamak lazım. Fenerbahçe kupaya bir adım uzak. Ee, bu Fenerbahçe Safi Port. Biliyorsunuz Vakıfbank Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup ederek Sultanlar Ligi'nde 13. şampiyonluğuna ulaştım. Fenerbahçe Opet'in loserlığı devam ediyor. Ali Koç döneminde bu loserlık tavan yapmış durumda. Şimdi bilin diye söylüyorum. 3 maçlık bir seri var. Birinci maçı kazandık. ikinciyi kaybettik. Üçüncüyü kazandık. 3 üç 2-1 öndeyiz. Üçüncü maça çıktık. Her voleybol maçı 3 setten oynanılıyor. <laughs> 25 sayılık 3 setten. İlk seti kazanıyoruz. ikinci seti kazanıyoruz. 2-0 öndeyiz. Yani 25 sayı alacağız. Rakipten önce maçı kazanacağız. Ve şampiyon olacağız. Orada bitecek. Ne yapıyor Fenerbahçe? 2-0 sette öndeyken 3-2 maçı veriyor. Son maça çıkıyor. 3-0 doğru yeniliyor. Yani 6 sayılık bir 6 setlik bir rezalet. Yani hiç yorulmayın. Ha, Ali Koç ve birçok kişi çıkıyor. Devlet bankalarıyla nasıl mücadele edecek? Ya arkadaş devlet bankası cartı curtu değil bu olay. Bu kadar saçmalanmaz. O kadar saçmalanmaz. Neyse Kadınlar Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisinde Fenerbahçe Safi Port ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 95-56 mağlup ediyor. Seride 2-0 öne geçiyor. 3 galibiyete ulaşan ekip şampiyon olacak. 3. maç 15 Mayıs Pazar günü Mersin'de oynanacak. İnşallah Fenerbahçe kadın basketbolda 2-0'dan 3-2 vermek gibi bir saçmalığa bürünmez. Yani çok ilginç. Mehmet Ali Aydınlar artık voleybola tekrar bir el atsın. Opet'te mopetle mo olmuyor. Fenerbahçe acı badem. Ötesi yok. Hocam ama şöyle dedi böyle. Ya bırakın ne dediyse desin ya. Allah'ım ya Rabbim. Fenerbahçe Mali Genel Kurul toplantısının tarihi açıklandı. büyük ihtimalle de teknik direktör açıklama tarihi diye bekliyor herkes benim bildiğim Ali Koç ya 23 Mayıs'ta açıklar ya 28 Mayıs'ta açıklamaz. Nasıl yani? Benim bildiğim Ali Koç ya 23 Mayıs'ta açıklar teknik direktörü, yeni teknik direktörü ya da ne 23'üne ne 28'inde açıklamaz. Eline yüzüne bulaştırır gider. 2021 yılı bakın 2021 yılı olağan genel kurul toplantısının 28 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da düzenleneceğini duyurdu. Şimdi bu mali genel kurulu arkadaşlar Hani şu e, Fenerbahçe AŞ şu kadar yaptı. Futbol AŞ şu kadar borçlandı. Şu kadar borcumuz kaldı var ya. Bu onun işte. 28 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu düzenlenecek. Yeterli çoğunluk olmazsa ikinci toplantı 4 Haziran Cumartesi günü aynı yeri saatte gerçekleşecek. Kulüp Faaliyet ve Denetim Kurulu raporlarının sunulacağı genel kuruldan yönetim ve denetim kurulunun ibrası görüşülecek. Karara bağlanacak. Ve 2022 yılı bütçe tasarısı kararlaştırılacak. Disiplin cezası alan üyelerin ihraç kararları da onaylanacak diyor. Bilginiz olsun. Hocam uçak gördüydük. Fenerbahçe'den Nemanja Matić atağı. Bu arada bilginiz olsun. Ee, yani Pes'teki gibi futbolcular 34 yaşına geldikten sonra birdenbire 16 olarak geri gelmiyorlar normal hayata. Yeni sezonda Gustavo ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe. Ayırmayı düşünen Fenerbahçe. Yönetimi Crespo'ya gelen teklifleri de hesaba katarak 6 numara takviyesini gündeme aldı. Bir kere dünya çapında teknik direktör Jorge Jesus'ta çok büyük oranda anlaşma sağlayan Fenerbahçe transfer çalışmalarında titizlikte sürdürüyor. Ruiz Gustavo, Crespo teklifler, 6 numara, Jorge Jesus görüşmeler bu konu ha Demange Mat için isminin masaya yatırıldığı ortaya çıktı. Şimdi bakın Google'a girdik. Nemanja Matić yapıştır. İlk gelen 33 yaş. Şimdi gülmeyin. Gülmeyin. Bu arada 1.94 boyunda muhtemelen stoperden devşirmedir. Ama bu sezon kaç asit yapmış? Normalde 2023'te sözleşmesi bitecekmiş ama fesme etmişler. 32 maça çıkmış. 4 asisti var. Premier Lig'de hem de. Şimdi gülmeyin. Ortekiz hocanın Benfica'dan eski öğrencisi. Sırp Yıldız sezon sonunda Manchester'da yollarına ayıracak ve Fenerbahçe önümüzdeki günlerde temasta bulunacak diyor. Jesus'un 2011'de Chelsea'den transfer ettiği Sırp orta alan oyuncusu Ortekiz ekibinde gösterdiği müthiş performansta Londra ekibine tekrar döndü. 2017 yılında 44.7 milyon euro karşılığı Manchester United'a transfer oldu. 2023'te sözleşmesi bitecek ama sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacak. Juventus peşinde. İngiliz basın tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin bir yıllık alacağına karşılık pes belirtiyor. İsmi son zamanlarda da İtalyan devi Juventus ile anılan Matic. Jesus geçerse İstanbul'dan yana kullanabilecek diyor. Basit bir ifadeyle şunu sorayım. Bu arada Benfica 5 milyon euroya alıp e, yanlışı var 25 milyon euroya satıyor. İki buçuk sene sonra Alan Chelsea'de iki e, buçuk sene sonra Manchester United 44.7'ye satıyor. Yani direkt Benfica satmıyor ama yine de 5'e alıp 25'e satıyor. Ben Jesus'tan şunu bekliyorum. 5'e alıp 25'e satabileceğimiz futbolcu varsa kim varsa doldursun. Kim varsa doldursun. 20 tane futbolcu alsın. 5'ten 100 milyon euroya alalım. 20'şerden satalım. 400 milyon euro yolumuzu bulalım. Ya arkadaşlar 34 yaşındaki Gustavo'yu gönderip 33 yaşındaki Matic'i alacak denmesi sadece Jorge Cessun eski talebesi diye. Bana gelen hiçbir bilgi yok. Gelirse de iletirim. Yani hem üyelere hem abonelere iletirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Altay Bayındır'a yeni sözleşme diyor. Biliyorsunuz sakatlık sonrası performansıyla maşallah Allah nazardan saklasın. Şöyle şu tarz ya bir şeylere vuruyorlar falan. Geçiriz bunları. Maşallah deyin arkadaşlar. Maşallah, barek Allah, Sübhanallah. Yani gerek yok şöyle bir taraflara kulağınızı çektiğiniz zaman o sizi kurtarmayacak. Altay'ın kontrat bitmesine bir yıl var. Ama Fenerbahçe elinde tutup uzatacak. Bakın Altay Bayındır'ın kişisel fikrini söylüyorum size. Altay Bayındır diyor ki ne diyorsanız kabulüm. Yani ne diyorsanız kabulüm. Yani, Siz bana sözleşmeyi getirin önüme koyun yeter. Anlatabiliyor muyum? Şimdi arkadaşlar Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oldu. Haber böyle. Ben demiyorum. Haber diyor. Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın yeni takımı belli olmuş. Ne güzel. Allah kabul etsin. Hangi takım acaba? Yeni takım hocam. Lan hangi takım? Hocam yeni takımı. Allah cızırtınızı vermesin siz. <laughs> Şimdi bakın. iki tane isim açıyorum. Bir tane Ozan Tufan ismini açıyorum. Bir de Bünyamin Balcı ismini açıyorum. Hocam fal mı açıyorsun? Ne açıyorsun? İsim açıyorum. Peste top açılımı vardı ya. Fenerbahçe'den dev teklif. Al Ozan'ı ver Bünyamin'i. Al sana bir göbek, ver bana bir bebek vardı. Saadettin tek sayı vardı bir ara. Hatırlar mısınız? Saçım benim, saçım benim. Gür çıkar saçım benim derdi. Şey, girdim Keloğlan mağarasına diye. Artık mağaraya girme gerek yok. Ektiriliyor da bir sponsor bulursak. Arada bir benimkini de götürelim diyorum. Sonra diyorum ya çok da dökülme diyorum. Az döküldü diyorum. Böyle daha karizmatik oluyor diyorum. De karizmatik falan olduğu yok da Bakalım ne olacak Neyse Ozan Tufan'ı verirken takasta şey de yaparız İşin şakası bir taraf ama Şimdi Antalya Spor Bünyamin Balcı için 5 milyon euro istiyormuş Bilginiz olsun ee, Yani 5 milyon euro istiyormuş Bünyamin Balcı için Fenerbahçe'de Ozan Tufan Veya Nazım Sangare'yi Takasta teklif edecekmiş Bakın ilk defa duyuyorsunuz bunları ama ben Allah var ben Ozan Tufan'ı söylememiştim. Ben Nazım'la Sinan Gümüş demiştim. Bu sezon performansına dikkat çeken Antalya genç futbolcusu Bünyamin Balcı'yı kadrosuna katmak için harekete geçtim. Sanlı Hacıvertliler Antalya Spor'daki performansıyla dikkatleri üstüne çeken Bünyamin Balcı için çalışmalara başladı. Balcı'nın menajeri Yiğit Oruç ile geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirildi. 21 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'yi çok istiyor. Ancak Akdeniz ekibi 2025'e kadar sözleşmesi var. Ve 5 milyon euro talep ediyor. Takas formülü rakamı aşağı çekmek istiyor Fenerbahçe demiş. Şimdi e, neydi şarkı? Şap diye şaplamak üzereyim. Neresinden tutup da düzeleyim mi diyor. Bu öyle bir transfer. Yani neresinden tutup da düzeleyim. Şimdi önce ben bir konuda size bir duyum vereyim. Ozan Tufan Watford işi yattı değil mi? Size göre yattı zayıf bir duyuma göre yatmadı. zayıf bir duyuma göre yatmadı. Öyle kümede kalması etmesi tamam Ali Koç bile herhalde dedi değil mi yani kümede kalmazsa alma opsiyonu girmeyecek diye ama bilmiyorum yani Haybeden de bir duyum gelmez herhalde. Haybeden kimse bunu ortaya atmaz. Hani o zaman Tufan Watford işi olabilir deniliyor. Bir. ikincisi Ya bu çocuk bu sezonluk kötü. Bundan önceki sezonu bomba gibiydi. Bakın şu an 27 yaşında Ozan. 1.82 boyunda. Türk milli takımıyla 65 maça çıkmış. 9 golü var. Tamam CV'sinde 6.5 milyon euro yazıyor ama iş bilen bir teknik adamla daha değişik bir hale bürünebilir. Ha 11 milyon euroları görmüş. Bak Fenerbahçe'nin en büyük salaklığı ne biliyor musunuz? Bak en büyük salaklığı. Futbolcum 25 Mayıs 2021'de 11 milyon euroyu görmüş. Avrupa Futbol şampiyonası takım rezaleti. Lan birine itekleyin gitsin. İtekleyemiyorlar. Duruyor, duruyor, duruyor. Bizim elemanlar şey yapıyorlar. Hadi kiralayalım 19 Ağustos'ta. 1 milyon euroya kiralayalım. Ya piyasa değeri 11 milyon euro. Eklesene zorunlu satın alma opsiyonu. Eklesene zorunlu opsiyonu. Vallahi ben... Ee... Yani Fenerbahçe yönetiminin o kadar da salak olmadığını düşünüyorum. Yani bu salaklık arkadaşlar. 11 milyon euroya yani tavana çıkmış en yüksek değere ulaşmış futbolcunu sen bir kiralama opsiyona bağlı 7 milyon euro dersen bu salaklık olur. Bak şunu dersin. 1 milyon kiralama 9 milyon zorunlu satın alma opsiyonu Watford beğenmezse küme düşerse ya da ne bileyim performansı yetersiz bulunursa burada kalır ya da 1 artı 7. Sonra dersin ki işte 40 maça çıkarsa 2 milyon euro daha. 1 milyon euro daha dersin. Bana söylenen 1 artı 7. Her halükarda 1 artı 7. Yani 1 kiralama 7 milyon euro satın alma opsiyonu. Watford kümede kalsaydı bu 9 olacaktı diye. İnşallah bakın beni sevmeyebilirsiniz, duyumlarıma güvenmeyebilirsiniz, güven edebilirsiniz. Lütfen siz de inşallah deyin. İnşallah bu duyum doğrudur. Yani kümede kalmadılar diye bir kiralamayı zaten aldık. 7'de satın alma opsiyonu inşallah devreye girer. Kümede kalsın kalmasın. bizden arkadaş? Aldım aldı bitti. Deriz. Ha bir taraftan da inanasım geliyor. Niye? Ya bu kadar kolay kadro dışı bırakılmaz ki. Bu kadar kolay kadro dışı bırakılmaz. İnsan bir işkilleniyor tabi. Ben bir işkillendim. Bu kadar kolay kadro dışı bırakıldığına. Ha bakalım ne olacak. Ha hocam 18 maça çıkmış 774 dakika. Bak Premier Lig'de 335 dakika oynamış. Süper Lig'de 171 dakika. Konferans Ligi 64 dakika. Benim anlamadım. Madem bu çocuk disiplinsizdi. Gelir gelmez nasıl konferans ligine yazdık. Crespo'ya bon servis verdik de ondan yazamadık da falan filan. Ya bu nasıl bir planlama? Bu Fenerbahçe'deki planlama gerçekten anlamıyorum ya. Bu nasıl bir zekasızlık? Bu nasıl bir kapasitesizlik? Ve Fenerbahçe'yi getirdim. Karıştırdım Fenerbahçe'yi. Yine Fenerbahçe'de bak kadro dışı kaldığında 1 milyon euroya falan düşmüştü piyasa değeri. Alanya Spor'a gitti. 1,5 oldu. Geldi 3, 4, 4,5, 5, 6, 10, 11. Bu çok ilginç bir olay ya. Ben dediğim gibi kulübümüzün bu kadar da boş beleş olduğunu zannetmiyorum. Bünyamin Balcı'ya gelelim. 31 Mayıs 2000 doğumlu. Yani bu ayın sonunda 22 olacak. 21 yaş diye geçiyor ama 22 olacak. Samsun doğumlu Sabek 1.80 boyunda 4 milyon euro piyasa değeri var. Şimdi 5 milyon euro istenecek bir performansı var mı? Bence yok. Bakın. Hocam 34 maça çıkmış. 2 gol 3 asist yapmış. 2758 dakika. Avrupa'da sözleşmesi Bitecek sağ bekler. Şimdi e, mevki defans diyelim. Detaylı pozisyon sağ bek. Yaş grubu fark etmez. Listele. Artık internet diye bir şey var. Bakın. Çözleşmesi bitecek sağ bekler. Sergiye Örya var. Villarreal'de. 12 milyon euro piyasa değeri var. 29 yaşında. Aradaki fark ne? Aradaki fark şu. Bu eleman bir şey olduğu için, ağırlığı olduğu için yüksek bonservis ister. Şey, yüksek yıllık ücret ister. Belki Bünyamin'e çektiğin paranın iki katını, 3 katını ister. 22 maça çekmiş, iki asisti var. Yani bu şekilde bakmayın İspanya Ligi. Cibril Sidibe var Monaco'dan. Juventus'tan Matia de Sciglio var. İsmini okumayacağım. Junior Sambia var. Montepierre'lerden 5,5 milyon euro piyasa değeri. Bir Saliko var. Atletico Madrid'den ezeli aşkımız. Biz bu elemanla bayağı bir ilgilendiydik. Bilginiz olsun. Bu sezon yine ilgi alanımızda ama ne olacağını bilmiyorum. Mesela bu Junior Sambia. Montepierre'lerin sağ Hiç izlemedim. 31 maçta bir golü var. 1676 dakika. Zamanında 6,5'a çıkmış falan. Şimdi bizim ülkede biliyorsunuz yabancı kısıtlaması işte Türk sınırı falan filan var. Ondan dolayı belki bu düşünülebilir. Ama onun dışında mesela bu Virsaliko. Biz bu elemanı geçen sene çok uğraştık. Alamadık. Ee, şimdi sözleşmesi bitiyor. 29 maç, 1 gol, 2 asist, 1434 dakika. Takıma liderlik ettirebilirsin, bir şey yaptırabilirsin. Geçmişine bakalım. Sağ sağ ol Ceneva, Atletico Madrid, Inter, Dinamo Zagreb. Hani bir yerde Jesus'tan kesiştiyse hemen haberlere konu olabilir. Bizim buna ilgimiz hala var. Bilginiz olsun yakında haberi patlak verir. Hani demek istediğim şey şu. Bir sürü futbolcu var. Sözleşmesi bitecek. Bu kadar futbolcu varken bu kadar futbolcu varken 5 milyon euro verilir mi bilmiyorum. Yani size bırakıyorum. Ha, Ozan Tufan verilir mi? Onu da size bırakıyorum. Peki Ozan Tufan oraya bak mesela şey var. eee Shakhtar var vardı. Bu Gençler Ligi'nde yaptı herhalde. Ukrayna Ligi'nde değil. 22 yaşında bir oyuncuları var Shakhtar Donetsk'in. 2,5 milyon euro piyasa değerinde. Yukim Konop Konopilya diye. Ukrayna milli takımında 3 kez forma giymiş etmiş. Herhalde Ukrayna Ligi'nde yapmış bunu. Yani 9 maçta 1 gol 5 asist. Aynen Ukrayna Ligi'nde yapmış bunu. Aslik'te. 9 maçta 1 gol 5 asist yapmış düşün yani 9 maçta 1 gol 5 asist toplam 391 dakikada. Sezonda 11 maça çıkmış biliyorsunuz. Savaş var, cart var, curt var. 452 dakikada 1 gol 5 asisti var. Bak hiç izlemediğim bir oyuncu. Gözüm kapalı al derim. Hocam Bünyamin Balcı da sen iyice gömdün. O kadar da kötü değil. O kadar da iyi değil ama. Arkadaşlar bakın. Anadolu takımında her parlayan futbolcu Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta tutunamaz. Şundan bir vazgeçin. Tutunabilseydin Nazım Sangar'a milli takıma kadar yükseldi. Kaçınız Nazım'ı beğeniyorsunuz? İnanın Bünyamin'in Nazım'dan çok bir artısı yok. Hocam o kadar da değil şöyle böyle. Yav yok. Mert Hakan size samimi söylüyorum. Hani Aurelio'ları, Abbeyah'ları izlemiş bir adam olarak, Alex'i izlemiş bir adam olarak. Lan Kemal Aslan'ı izlemiş bir adam olarak söylüyorum. Kemalettin Şentürk'leri izlemiş bir adam olarak söylüyorum. Mert Hakan o kadar ahmışan bir topçu değil. Harbi söylüyorum o kadar am şam bir topçu değil. Hocam arka arkaya şu kadar maçta asist yaptı. Lan ben de yaparım. 3-5 kilo vereyim ben de yaparım. O kadar dandik bir lig süper lig. Allah aşkına Süper Lig'in en zeki futbolcusu kim? Düşünün kim en zeki futbolcusu? Hocam ayrılanlar kesinlikle katılıyorum. Kaçıp gidenler en zeki futbolcular. Ya bu ligde top mu oynanır? Allah aşkınıza. Bak ben söylüyorum. Bünyamin Balcı gibi 10 tane Bünyamin Balcı çıkartırım size. 10 tane çıkartırım. 5 milyon 10 milyon euro ile olmaz. Ha Nazım'ı ver. Sinan Gümüş ver. Üstüne de 500 bin euro ver. Bünyamin Balcı'yı getir. De ki o sayıyla Bünyamin arka arka oynayacak. Birisi 23 yaşında birisi 21 yaşında. Okey en azından bir planlama derim. Arkalı önlü oynarlar bir planlama derim. Uğur Kağan Yıldız. Senin sağ bekin Bursa Spor'da kiralık. Kaç golü kaç asisti var. Serhat Ahmetoğlu. Senin Sabek'in şeyden geldi. Kara ee, Karagümrük'ten geldi. Kaç gol kaç asisti var? Burak Kapacağı aldın sen bak 3. Burak Kapacağı aldın sen. Niye aldın? Bingömem Balcı da Bingömem Balcı. Bingöm orada Burkan 9 maça çıkmış. Bir gol 2 asist var. 767 dakikada Bursaspor'da. Ha yetenekli bir çocuk. Daha yaş 19. Ağustos'ta 20 olacak. E böyle böyle kaybediyoruz. Böyle böyle kaybediyoruz. Ya Serhat Ahmetoğlu mesela 20 yaşında. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslında olabilitesi en mantıklı şeyi söyleyeyim size. Ver Nazım'ı. Sinan Gümüş'ü zaten verdin. Bir yıllığına da Burak Kapacağ'ı kirala. Yıllık ücretini sen ver. Karşılığında Bünyamin Balcı'yı al. İki tane Bünyamin almış olursun. İki tane Bünyamin Balcı almış olursun. Bu arada Serhat Ahmetoğlu 7 maça çıkmış. 262 dakika. Yaşı 20. Şubat doğumlu. Ve sol ön... Forvet oynayabilen bir oyuncu. Sağ bek de oynayabiliyor. Burak Kabacak bak. 22 yaşında çocuk. 1 milyon 100 bin euro piyasa değeri var. Yani 1 milyon 350 bin euroya aldık. Sözleşmesi biterken Bursaspor'a Spor'a ayıp olmasın diye para verdik Bursaspor kasasına. Ali Koç Başkanımız çok sever fair play'i. 58 dakika oynamış. Ha hazırlık maçlarında falan canavar gibi bir çocuk. Yani o beklenen patlamayı niye yapamıyor? Belki de tecrübesizlikten. Ben diyorum ki, e, ha şunu da söyleyeyim, şunu da söyleyeyim. Yapılacağını zannetmiyorum ama şunu da söyleyeyim. Bünyamin Ozan takası yapılırsa bence Fenerbahçe zarara girer. Bak Ozan Tufan'ı hiç beğenmeyen adam olarak söylüyorum ha yanlış anlamayın. Bir an önce elden gitsin diyen adam olarak söylüyorum. Fenerbahçe zarara girer. İnşallah Ozan'ın o maddesi doğrudur. Lütfen siz de dua edin. İnşallah doğrudur. Çünkü o maddesi doğruysa benden mutlusu sizden mutlusu olmaz. İkincisi Burak Kapacak inşallah oynayabileceği bir takıma kiralanır. Ya da Burak Kapacak Fenerbahçe'de oynayabilecek bir teknik adam da görev alır. Çünkü 1.350.000 Euro benim için çok para. Benim için çok para. Ben burada millet oldu yapsın şunu yapsın bunu yapsın diye çırpınan adamım. Benim için çok para. Çöpe gitmesin paralar. Son olarak da dediğim gibi Bünyamin Balcı gibi kaç tane Bünyamin Balcı çıkar? Al. Burak Kapacak da bir Bünyamin Balçı'ydı. O Burak Kapacak Bünyamin balcıdan çok daha iyiydi. Geçen seneki istatistikleri e, yani geçen seneki istatistikleri hayal gibiydi ya. Bu çocuğun, bak Burak Kapacan, zaten 1.350.000 Euro'ya da bedava alınacak hali yok. Değil mi? Ama Fenerbahçe'ye geldi. Dakika yok, süre yok. Anlatmak istediğimi umarım anlatabiliyorumdur. Yani her futbolcu Orada tuttu diye Fenerbahçe'de tutacak diye bir şey yok. Ha, bu arada geçen seneki statistiklere 34 maç, 7 gol, 7 asist, 2853 dakika. Not: Burak Kapaca Fenerbahçe'nin hangi mevki için aldı? Sol ön için aldı. Sol ön, sağ ön, Forvet. Bakın 25 maçta sol kanat oynamış, 7 gol 3 asisti var. 3 maçta, şey 7 maçta Forvet oynamış, 3 asisti var. 2 maçta sağ kanat oynamış, 1 asisti var. Fenerbahçe'de. Altı maç oynamış ya sağ bek ya sağ bek ya sağ kanat. İşte plansızlık bu. Lan madem sol önde oynatmayacaksın madem orada parlayan çocuğu almayacaksın. Almayaydın. Hocam biz yabancıların elinden kaptık. İyi halt yedin. Mesela ligin ikinci devresi. Bursa Spor kıvranıyordu futbolcu diye. <laughs> ya da ligimizde kıvranan takımlar vardı. Ben plansız daha karşıyım arkadaşlar. Ve ben Bünyamin Balcı'ya karşıyım. Ha dediğim şartlarda olursa Nazım gider, Sinan Gümüş gider. Burak Kapacak da kiralık giderse okeyim. Hem Burak Kapacak kazanırsın hem Bünyamin'i kazanırsın. Hem de o kazanırsın. 3, 3'te 3 yaparsın. 3 tane bomban olur elinde. Elinde 3 tane bomban olur. Birini satarsın 2 tane bomban olur. Planlama böyle yapılır. Bir tane as olur, bir tane yedeği olur. Bir tane de onun yedeği olur. Onun yedeğini kiralarsın, oynatırsın. As oyuncu gidince yedek onun yerine o da onun yerine geçer. Al sana planlama. Biz ne yapıyoruz? Kimi buldun al. Fırsat transferi. Akşam pazarı. Sosyete pazarı. Bit pazarı. Ondan sonra da görüyorsun. Şeyin pazarını. Durum bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer kısımlarda görüşmek üzere.